Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, 16. dersimize ulaştık. 16. dersimizde arkadaşlar bugüne kadar gördüklerimizin alıştırması olacak. Şimdiye kadar gördüğümüz derslerin alıştırması olacak. Şimdiye kadar gördüğümüz derslerin arasında neler vardı? Harflerin müstakil isimleri vardı. Bu harflerin harekeli hali vardı. Fetha, yani üstün, esre ve ötre harekeleri vardı. Üstünün uzatılması elif ileydi arkadaşlar. Şurada olduğu gibi görüyorsunuz. Elif ile. Elif, vav ve ye harfinin uzatma halini, yani hangi harekeleri uzattığını görmüştük arkadaşlar. Bir de bunlardan önce de cezim harfi vardı arkadaşlar. Bunları da işlerken aynı zamanda ihfa, yani nun cezimde sesi genizden çıkarma kaidesi, efendime söyleyeyim, ra ve şey, kalın ve ince harflerin okunuş şekillerine değinmiştik arkadaşlar. Yani bu bahsettiğimiz bütün dersler burada toplanmış arkadaşlar. O yüzden 16. dersi güzelce dinlemek ve tekrar etmek gerekiyor arkadaşlar. Başlayalım, birlikte okumaya gayret edelim arkadaşlar. Alemine, alemine, alemine. Evet, burada mim var arkadaşlar. Gördüğünüz mim arkadaşlar. Bu iki nokta y'nin, bu çeker de hareketsiz olan y, yani uzatmak için gelen y'nin çekeridir arkadaşlar. Mi'yi bir elif uzatıyor, yani bir y uzatıyor. Burada da elif gelmiş. Ayn harfini bir elif uzatıyor. Kafirine, kafirine. Evet, kafirine demiyoruz arkadaşlar. F yok arkadaşlar. F diye bir harf yok. Yani bir hareke şekli yok. Kafirine, kafirine. Fasikine, fasikine. Si, kıy, kıy. Kıy değil mi? Kıyna. Evet arkadaşlar, kalın harf olduğu için burada da sini sı diye okumuyoruz arkadaşlar. Sı diye okumuyoruz. Fasıkıyna diye bir şey yok arkadaşlar. Fasıkıyna. Cahiline. Cahiline. Evet, cim ve lam harfi uzatılıyor arkadaşlar. Cimin üstünü uzatılıyor. Lamın ise esresi uzatılıyor. Y harfiyle. Yekulüne, yekulüne, yekulüne. Yansu, yansurune. İkisi de kalın yan yana gelmiş. Nun harfi ihfalı, sesi genizden getirecek şekilde okuyorum. Yan, yan, yan. Yan değil yani. Direkt orada durmak suretiyle okunuyor arkadaşlar. Yansuruna, tanzuruna. Evet, hem peltek hem kalın. Va harfi, ra harfi de kalın. Yine burada ihfa yapıyoruz, burada olduğu gibi. Tanzuruna, tanzuruna. Teşkuruna, teşkuruna, teşkuruna. Evet, birazcık daha şin harfinin tefeşi sıfatına, yani ağızda yayılması özelliğine dikkat edelim arkadaşlar. Yer, yer, ci'une. Ne demiştik? Ra harfi kendisinden önceki harf üstün ve ötreli olursa ra harfi cezimli haliyle kalın okunur. Yer, bakın. Yer, yer, ci'une. Yer, ci'une. Yekzibune, yekzibune, yekzibune. Yahda'une, yahda'une, yahda'une. Yeş'urune, yeş'urune, yeş'urune. Evet, hem ra'nın kalınlığına dikkat edeceğiz, hem de şin harfinin ağızda yayılma özelliğine dikkat edeceğiz. Te'lemune, te'lemune, te'lemune. Yunfikune. Evet, hem nun cezime dikkat edeceğiz, hem de kaf harfinin kalınlığına dikkat edeceğiz.
Bakın genize veriyorum. Yu diye uzatmıyorum arkadaşlar. Öyle anlaşılıyorsa da yani ses kaydından öyle uzatmıyorum arkadaşlar. Nun cezimi genze veriyorum. Burnun yukarı kısmına. Yunfikune. Yunfikune. Yuqinune. Yuqinune. Nune. Yuqinune. Yu'minune. Yu'minune. Evet. Yu'minune değil arkadaşlar. Dikkat edelim. Bu vav aslında uzatmak için gelmemiş arkadaşlar. Hemze dediğimiz elif var burada arkadaşlar. Elif'in hemze hali. Hemzenin işte bu hali. Arkadaşlar burada hemze var. Vav'ı görmüyoruz arkadaşlar. Vav yok ortada. Sadece hemzeyi düşünün ve onu cezimli okuyun. Hemze de eliftir arkadaşlar. Yu, yu, yu şeklinde. Yu, yu'minune, yu'minune. Yuhadi'une, yuhadi'une, yuhadi'une. Yücehidune, yücehidune. Yücehidune. Tuqimune. 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 Evet. Burada kaf harfi var. Mim harfi var arkadaşlar. Orada ayn harfi yok arkadaşlar. Aynin ağzına benzer bir şekil var burada. Orada ayn yok. Bu kaf harfinin kuyruğudur. Şöyle sırt yapmış. Aşağı inmiş. Mim harfini oluşturmuş. Yanındaki yerler de hareketsiz gelen ye, evet esri harekesini uzatmak için gelen ye'dir. Zaten çekerinden biliyoruz. Şu çizgi çekeridir arkadaşlar. Ondan biliyoruz arkadaşlar. Yuqimune, yuqimune. Evet burada da kaf harfi dediğimiz gibi yine uzatılmış. Burada T örneği vermiş. Tuqimune. Burada Y harfi verilmiş. Yuqimune. Geri kalan aynı zaten. Müflihune. 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 Müfsidine. Müfsidine. Evet. Devam ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken şey şuydu. Yani lam H harfinin üstünde gelmiş arkadaşlar. Önce üstteki harf okunur. Lam, sonra alttaki H harfi okunur. Dolayısıyla bu ilk önce gelen esra harekesi hangisinin oluyor? Lam'ın oluyor. Müfli. Sonra H'ye geçiliyor. Zaten H'nin vav harfinden belli. H harfinin vav harfi gelmiş uzatmak için H'ye. Ne diye uzatmak için? Ötre diye. Müflihune. Müfsidine. Müfsidine. Müminine. Evet. Burada yu'minune diye gelmiş. Burada da mü'minine diye gelmiş arkadaşlar. Bunlara dikkat edelim. Mü'minine arkadaşlar. Orada neye dikkat ediyorduk? Hemzeye arkadaşlar. Buradaki vav okunmuyor arkadaşlar. Ona dikkat edelim. Bu vav geçersizdir. Sadece yazılışta hemze üzerine konur. Hemze bazen vav harfinin üstüne gelir. Bazen de y harfinin üstüne gelir. Bazen tek başına gelir, bazen de bir dişin üstüne gelir arkadaşlar. Örneğin şöyle mesela şuradaki gibi bir dişin üstüne gelir. Bazen vav'ın üstüne gelir, bazen y'nin üstüne gelir, bazen yalnız başına gelir. Hiç altında üstünde harfi yok. Bu hemzenin öyle bir özelliği var arkadaşlar. Burada da vav'ın üstünde gelmiş. Müminine, müflihune, müflihune, lihun. Evet, önce lam gelir burada arkadaşlar. Harekesini alıyor. Li sonra ha gelir burada olduğu gibi. Evet. Yuhitune. 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 Evet. Buradaki çıkıntı şu diş y'nin arkadaşlar. Noktaları aşağı gelmiş. Hat gereği. Evet, demek ki önce üstten başlıyoruz. Üstte ne var? Y var. O zaman yu diyoruz. Burada h var. H ama h'nin
esresi görünmüyor. O zaman demek ki uzatıldığı için esre ortadan kalkmış. Hi diye çeker yerini almış. Sonra ye ile desteklenmiş arkadaşlar. Yuhitune müstakime 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 kı 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 nesta'inu 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 mağzubi mağzubi mağzubi. Evet arkadaşlar, bu videoyu da birkaç kere böyle baştan sona izlemeye gayret gösterelim arkadaşlar. İyice pekişsin diye. Şimdi tek seferde baştan aşağıya kadar okumaya çalışacağız. Alemine kafirine fasikine cahiline yekulüne yansurune tenzurune teşkurune yarci'une yekzibune yahda'une yeş'urune te'lemune yunfikune yuqinune yu'minune yuhadi'une yücahidune tuqimune yuqimune müflihune müflihune müfsidine müminine müslihune yuhitune müstakime nesta'inu mağdubi.